Yuva hançer bir. Yuva dinleme de. Tuzaklamışlar, zamana ihtiyacımız var. Helikopteri bekletiyorum. Ne kadar süreye ihtiyacınız var? Ne kadar sürer bomba imha etmen? 2 saat komutanım. 2 saat yuva. 1 saatiniz var. Anlaşıldı. Yarım saatim var. Yarım saat mi? Hadi çabuk işe koyun hemen. Düdüklüler geliyor. Hadi. Keşanlı avcının yanına geç, yolu tutun. Emredersiniz. Ne durumdasın? Güç kaynağını buldum. Tamam, ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum diye bir şey yok. Adamlar etrafımızı sardı. Ne kadar sürer? 15 dakika komutanım. Tamam, çabuk ol. Telsizini kapat. Komutanım, bir de benim Orhan Gencebay'ı dinlemem lazım. Ne? Başka türlü yapamam. Hasta mısın oğlum sen? Ne yapayım komutanım? Benim stilim bu. Hay senin stiline. Tamam, ne yapıyorsan yap. İmha et şunu. Tamam, çabuk ol. Hadi. Allah'ım, sana sığınıyorum. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam da sana geliyorum. İlk operasyonda hava uçmazsam çok memnun olurum. Hem annem de çok üzülür. Ne olur Allah'ım. Hançer 1, hançer 7. Hançer 1 dinlemede. Burası tamam komutanım. Hafız gel benimle. Patlamayacak değil mi? İnşallah komutanım. Ne demek inşallah? Patlamayacak demedik mi? Evet, patlamayacak komutanım. Hadi uzaklaşın. Uzaklaşsanıza. Komutanım bırakın ben alayım. Ben niye bir emri 2 kere vermek zorunda kalıyorum? Hadi gidin. Emredersiniz komutanım. Yürü. Aferin Şaylak. Sağ olun komutanım. Hadi gidelim artık buradan. Nedir durum? Bu sonuncusuydu. Beyler. Gel gel. Sıkış. Baba hakkı göster kendini. Allah Allah korumuş. İyi patlamamış komutanım. Patlamayacağını biliyordum zaten Yiğido. Tim olmak böyle bir şey. Eğer Çaylak bir şeyi imha ediyorum derse eder. Avcı vururum dediyse iğne deliğinden vururdu. Eğer sana Hafız yol gösteriyorsa o yol doğru yoldu. Yaralandın mı? Yanında aşık varsa hiç korkma. Kendi ölür seni yaşatır. Karşı taraf 50 kişi. Siz 5 kişiyseniz ama yanında Keşanlı varsa durumlar eşittir. Hatta siz daha avantajlısınızdır. Karşı taraf korksun. Birini mi arıyorsun? Biri mi bulunacak? Yerin 7 kat dibinde olsa karabatak bulur, çıkarır, getirir. Yapar, bilirsin, güvenirsin. Kurtlereli, geveze. Baba Hakkı, Kibar, Tahir. Şimdi de siz.
Ben hepinize gözümü kırpmadan canıma emanet ederim. Çünkü tim olmak böyle bir şey. Bak şimdi komutanım ağlatacağım bizi ama ha. Operasyon öncesi oluyor mu böyle? Tam sırası. Şimdi bunları duyun bilin. Çünkü komutanımızın canı söz konusu. Onun canı bize emanet. Gidip emanetimizi alacağız. Ne pahasına olursa olsun komutanımızı kurtaracağız. Anlaşıldı mı? Emin ederiz komutanım. Yeri göğü inlettin albay. Yorulmadın mı? Daha yeni ısınıyorum. Misafirlerimiz yaklaşmakta efendim. Bak seninkiler, sadık askerlerin. Akıllarınca seni kurtarmaya geliyorlar. Kaçacak delik arasanız iyi edersiniz. Orası tam öyle olmayacak albay. Birileri bir deliği hapsolacak evet. Ama emin ol o biz olmayacağız. Konuş lan konuş. Ne söyledin bu kadına? Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemedim. Doğru söyle lan. Doğru söyle. İkiniz de geberip gideceksiniz. Doğru söyle bana. Buluşunca söyleyecektim. Telefonda hiçbir şey söylemedim. Sen bilirsin. Madem konuşmayacaksın. Biz kızdan öğreniriz nasıl olsa. Söylemedim. Yapma. Çok geç. Dur. Dur ne biliyorsam anlatacağım. Bak bak bak. Kendine gelmiş bu güzellik. Anlat. Ne biliyorsun? Ne söyledi bu herif sana? Niye sırıtıyorsun? Benimle oyun mu oynuyorsun lan sen? Konuş işte. Nazmi. Dikkat et. Nazmi. Nazmi dayan. Hepsi. Hepsi toplandılar. Bütün. Nazmi. Bir ot kuruyorlar. Nazmi. Tamam dayan. Yardım çağıracağım ben. Ya. Mert. Nazmi. 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 İki kilometremiz kaldı komutanım. Yavuz nasılsın? Seni geberttiğim zaman daha iyi olacağım. Sanırım komutanının yerini bulmuşsun. Ama anlamadığın şey şu. Bu oyunu ben yönetiyorum Yavuz, sen değil. Dur! Dur!
5 ölü var. 4'ü terörist. Biri muhbirimdi. Ben adreste bekliyorum, tamam. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım, bir şey yok. İyiyiz. Komutanım, komutanım bu patlamalar ne, fena düştük. Ne oldu şimdi? Bu Linda gider ayağa kazık mı attı bize? Asıl kazığı Linda'ydı. Bizi buraya çekebilmek için Linda'yı yem etti. Araba tak, kontrol. Çek, çek, çek! Komutanım, etrafımızı sarıyorlar. Herkes içeride kalsın. Seninkiler oltama takıldı. Yazık olacak albay. Aracın içindeler. Ne dersin? Kurşun yağmuruna dayanabilirler mi? Yoksa durdurayım mı? Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Derinizi yüzeceğim! Hepinizin derisini yüzeceğim! Tamam, tamam. Sakin ol. Makul bir teklifim olacak sana. Yavuz biraz akıllıysa ölmeyecekler. Komutanım, bizi fena punduna düşürdüler. Mario gene komutanım. Umarım sen dışarıdakilerin arasındasındır. Seni kendi ellerimle gebertmek istiyorum. Kapana kısıldığını kabul etsen hiç fena olmaz Yavuz. Ama merak etme, sana bir teklifim var. Ne istiyorsun? Teslim olursanız sizi oradan çıkartacağım. Asla öyle bir şey olmayacak. Tekrarlıyorum Yavuz. Silahlarınızı atıp teslim olun. Ben de tekrarlıyorum. Asla öyle bir şey olmayacak. Peki sen bilirsin. Komutanınızın yanına getirecektim sizi. Son kez görürdünüz birbirinizi. Bir esir yerine 8 esir işime gelirdi. Ama sorun değil. 7 Türk askerinin birlikte can vermesi de bana uyar. Başlayın. Komutanım. Komutanım, her yerdeler. Çok kalabalıklar. Çıkış imkansız. Öyle ya da böyle buradan çıkacağız beyler. Ölümüne çıkacağız buradan. Yat, yat! Sesler geliyor. Umarım tahmin ettiğim kişidir. Koklu koklu geliyorlar! Komutanım, bu o deli herif değil mi? Ta kendisi. Ama bu akıllı hali. Var mı bir haber muhbirinden? Maalesef haberler kötü. Ne oldu? Tuzağa düşürmüşler. Ben gittiğimde adamlar çoktan yakalamışlardı. Sen? Sen iyi misin?
İyiyim, ben kurtuldum ama Nazmi'yi kurtaramadım. Ölmeden önce bütün terör örgütlerinin birleşmesiyle ilgili bir şey söyledi. Bir de kıyamet dedi. Bir operasyonun adı gibi. Ben araştırmaya başladım, istihbarata ilettim. Sen de gerekli makamlarla görüşür. Tamam. Dikkat et kendine. Geçmiş olsun. Sağ ol. Telefon size. Yavuz Karasu. Bizi tanımadığın o kadar belli ki. Yavuz. Şu an adamların leşlerine bakıyorum. Haber vermek istedim. Sıkı bir düşmansın Yavuz. Yanlış. Ben sıkı bir askerim ve sen benim düşmanım değilsin. Sen millet olmayan aşağılık bir teröristsin. Emrindeki o paralı askerlerden bir farkın yok. Yerinde olsam seçtiğim kelimelere dikkat ederdim Yavuz. Komutanın hala karşımda ve hala bir emrimle onu parça parça edebilirim. Öyle bir şey asla olmayacak. Bu tim yaşadığı sürece öyle bir şey asla olmayacak. Komutanımı nerede tutuyorsan onu almadan ölmeyeceğiz. Umarım sen de şunu anlamışsındır. Linda'ya mekanı söyleyen, onu ülkeye getiren, hatta yerini sızdıran bendim. Gör istedim. Ben istersem ancak Linda'yı ya da Dragan'ı öldürebilirsin. Düşünsene, bu oyunun sonunda ne kazandınız? Hiçbir şey. Zamanınızı boşa harcadınız. Oysa komutanınızın fazla zamanı kalmadı. Dinleme Yavuz! İstediğini sakın verme! Size hakkımı helal etmem! Ben şehit olmaya razıyım Yavuz! Sakın pazarlık etme! Sen onu dinleme. Canı yandığı için mantıklı konuşamıyor. Komutanıma yaptıklarınızın hesabını tek tek soracağım. Onun çektiği acıların bin katını çekeceksin. Yavuz, bana Dragan'ı getirin. Ne oldu komutanım, ne diyor? Toparlanın, dönelim. Harekat merkezinde konuşuruz. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlardan aracı ödünç alalım. İşimiz bitince de kolluk kuvvetlerine teslim ederiz. Aynen. Zaten itiraz edecek halleri kalmadı. Kopuk. Eyvallah. Hakkını helal et. Helal olsun. Nereye oğlum? Tamirhaneye komutanım. E tamam, atla arabaya, bırakırız seni, hadi. Arkaya geçeceksin ama. Eyvallah. Hadi. Zaman daralıyor. Erdem komutanı hala ellerinde. Dragan'ı almadan bırakmayacaklar. Bu da Erdem komutandan vazgeçmek demek. Yok öyle bir şey, bırakamayız. Hay Allah kahretsin ya. Ne yapacağız komutanım? Ne kadar zamanımız kaldı? 14-15 saat. Bu arada benim bir haberim daha var. Muhbirlerimden biriyle konuştum. Yani konuştum dediğim adam öldü. Haberler kötü. Bir sürü terör örgütü birleşmiş. Adam son nefesinde kıyamet dedi. Bu ne? Bir şifre mi? Bilmiyorum. Büyük bir eylem planlıyorlar herhalde. Bir boy eksikti. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben üst birimlerle görüştüm. Herhalde Dragan'ı verin, Erdem'i alın demeyeceklerdir. Bu şartlarda kabul etmezler. Bizim yukarıya başka bir şey önermemiz lazım. Ne gibi? Dragan'ı veriyormuş gibi yapmak mesela. Hepimiz bunun üzerine bir düşünelim.
Yavuz. Endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok. Bunca zaman nasıl hiçbir şey anlatmadın bana? Mecburdum. Şu başkonsolos olayı var ya. O içerideki bendim. Tamam. Ama nasıl sakladın benden bu sırrı? Sırlar senin esirindir Derya. Eğer açığa çıkarırsan sen onların esiri olursun. Nasıl bir şey bu ya? Seni bir buluyorum, bir kaybediyorum. Şimdi tekrar buldum ama bu hastalık... Nasıl kurtulacağız bundan Yavuz? Hiçbir fikrim yok. Dragan biliyor. Biliyorsa da yanında taşımıyordur herhalde. Yerini söyleyeceğini de sanmıyorum. Neyse. Her şey olacağına varır. Sen takma bunları. Elimde değil ki. Hadi başka şeylerden bahsedelim. Nasıl buldun üniformalı halimi? Çok yakışıklısın. Ya öyleyim, evet. Küstah ya. Ama ben olaya kötü tarafından bakıyorum. Nasıl yani kötü tarafı? Şimdi ben üniformayla yakışıklı olabiliyorum. Ama sen sabah uyandığında o çizgili böcekli pijamaların, şiş gözlerin, dağınık saçların, tüm mahmurluğunla yine çok güzel oluyorsun. Çünkü sen hep güzelsin, hep çok güzelsin. Bu haksızlık. Yavuz kusura bakma. Bana bu kadar güzel iltifat eden bir adamı kaybetmeye niyetim yok. Olmaz. Seni bulmuşken kaybedemem. Nasıl olacak bilmiyorum ama... ...gözümün önünde gitmene izin vermeyeceğim. Nazlı? Ateş. Bulamadınız değil mi babamı? Çok yaklaştık. Ama bulamadık. Özür dilerim. Durum nasıl peki? Yani iyi mi? Bir şey yapmışlar mı? Eğer yaşayıp yaşamadığını soruyorsan Erdem komutanım yaşıyor. Ve her neredeyse Allah'ın izniyle biz onu alıp buraya getireceğiz. Ne istiyorlar peki Ateş? Neden kaçırdılar babamı? Ne istiyorlar babamdan ya? Ne isteyecekler Nazlı? Ne isteyecekler bizden? Boyun eğmemizi istiyorlar. Ama biz boyun eğmeyeceğiz. Hele ki Yavuz komutan döndü ya. Bundan sonra bu imkansız. Söz verdi Yavuz abi. Babanı geri getireceğiz dedi. Getireceğiz Nazlı. Erdem komutanım neredeyse onu bulup buraya tekrar geri getireceğiz. Benim hayatımda hiç ailem olmadı. İlk defa bir ailem oldu. Annemi kaybettim. Babamı kaybetmeyeceğim. Erdem komutanım neredeyse onu bulup buraya getireceğiz. Uf, inşallah bir şey yapmamışlardır Ateş ya. Uf, Ateş düşündükçe dayanamıyorum gerçekten, ne olur bir şey ya. Yani Yavuz abiye söz verdim ama dayanamıyorum artık. Kelebek. Bu gece bir geçsin. Yarın sabah güneş doğduğunda umutlarının hiçbirinin boşa gitmediğini anlayacaksın. Tamam mı? Sakin ol. Sabret. Komutanımı bulacağız. Ona hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Lazım. Yavuz komutanım bir şey düşünün dedi, bir şeyler düşünmemiz lazım.
Düşünelim. Benim aklımda bir fikir var. Nedir Efe? Şimdi Dragan'ı götürsek, Erdem Albay'ı getirseler, sonra hepsini öldürsek, alsak Erdem Albay'ı gelsek. Vay be! Ulan bu bizim aklımıza niye gelmedi daha önce? Tövbe yarabbim. Sen ne gülüyorsun ya? Komutanım, tanıştırayım Junior Keşan'la. Tamam tamam, neyse. Böyle olmaz. Bizim daha yaratıcı, orijinal fikirlere ihtiyacımız var. Heh. Paraşütle atlayalım. Paraşüt mü? Olur canım, nereye atlayalım? Erdem Albay'ın olduğu yer işte. Kardeş, yani sorun da o ya. Nerede olduğunu bilmiyoruz komutanım. Buldum. Vallahi buldum. Vallahi mi? Vallahi. Ya komutanım hatırlıyor musun? Bir keresinde Yavuz komutanımı tutmuşlardı. He. Biz de bir adamın üstüne canlı bomba yeleği bağlamıştık. He. Adam patlatacağız diye korktu ondan sonra. He. Kas komutanım. Oğlum gidiyor adam. Sizin önemli değil. Lan saçmalamayın, nasıl salarsınız adamı? Siz beni takas edin demişsiniz. Siz ciddi misiniz? Korkuyorum dedim ben size. Ne demek korkuyorum? Bilmem. Ne demek komutanım? Ne yapın, ne edin? Adamı salmayın dedim. Takası yapmayın dedim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirdik şu an. Hepsini yabartın. Yalvarırım, çıkarın şunu. Çıkarın şunu tutun ya. Lütfen çıkarın. Tamam, tamam. Hayır, 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 hayır. Müthiş. Yemin ederim müthiş plan. Vallahi komutanım müthiş yani. Gerçekten çok orijinal, harika bir plan. Gerçekten çok iyi. Bunu Yavuz komutanıma arz etmemiz lazım. Hadi komutanım, gidelim söyleyelim o zaman. Hadi gidelim, hadi. Haber vereceğiz. Oğlum sen ne gülüyorsun benim lafla? Ne hayal ediyorum biliyor musun? Ne? Erdem Albay'ı kurtarmışız. Sen iyileşmişsin. Dragan'dan, herkesten, her şeyden kurtulmuşuz. Üstü açık bir arabada gidiyoruz. Ben yine böyle başımı omzuna yaslamışım. Bir kumsala gidiyoruz. Ama böyle uçsuz bucaksız bir kumsal. Sonra gece oluyor. Yıldızlar, ay, yakamoz. Sadece ikimiz. Rüya gibi. Savcı der yanında. Ne yapacağız? Oo, dön, 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 dön. Dönme, dönme, gel.
Komutanım, rahatsız ettik. Komutanım, Çaylak'ın nefis bir fikri var. Yani biraz kopya oldu ama. Olsun, kendimizden kopya çektik. Tabii. Neymiş? Ya komutanım, hani sizi tutmuşlardı bu seferinde. Biz de bir adama canlı bomba yeleği giydirmiştik. Evet. Ben de diyorum ki, Dragan'a canlı bomba yeleğini giydirelim, olsun bitsin. Oğlum iyi de o adam size işbirliği yaptı. Ayrıca üzerinde bomba olduğunu sakladı. Bu nasıl fikir? Doğru. Hakikaten çok saçma fikir ya. Aa. Ya komutanım, sen demedin mi gidelim komutanımıza söyleyelim diye? Hayır, bir de kopya çekiyorsun fikirden. Abi sen hemen sattın ama beni. Dur dur, tamam dur. Ufak bir revizeyle iş görür bu fikir. Aferin Çaylak, güzel fikir. Sağ olun komutanım. Hadi gidip konuşalım şunu. O zaman biz gidelim, timi toplayalım. Olur. Aslında çok orijinal bir fikir. Ya sen hadi. Gerçekten. Geçmiş değil mi? Evet. Baya baya geçmiş ama abi. Ama güzel bir rüya görüyordun herhalde. Vallahi iyi mi kötü mü? Bilemedim ki. Bana iyi de sana kötü gibi. Nasıl yani abi? Abini seviyorsun değil mi lan? Seviyorum tabii abi, sevmem mi ya? O nasıl soru? Hem sen benim hem abimsin hem de komutanımsın. Lan ne yalan söyleyeyim, sen de benim var ya en kral kardeşimsin ha. Çok kıymetlisin. Olur da yarın çatışmada falan bana bir şey olursa hakkını helal et, tamam mı? O nasıl laf abicim öyle? Hem ben sana onu çoktan helal ettim. De, o çatışmada sana niye bir şey oluyormuş? Nereden çıktı bu şimdi? Ya sen rüyanda mı gördün yoksa? Cık. Anlatırsam çıkmaz. Rüya bu. Rüyaya inanarak İş mi olur oğlum ya? Ha. Ama abicim, bu kurduğun iki cümle birbiriyle zıt yalnız. Değil mi? Aslında aynı kafaya çıkıyor. Sen bir daha düşün. Ama sonra düşün.
Nedir durumlar? Erdem komutandan var mı haber? Yok abiciğim. Her şey bildiğin gibi. Ya ama komutanımız orada tutulurken bizim böyle elimiz kolumuz bağlı durmamız bana koyuyor abiciğim ya. Hem ben seni ondan çağırmaya geldim toplantıya. Bulacağız inşallah. Bulacağız. İnşallah abi. Selam. Sen git lan. Ben geliyorum şimdi. Bir telefon edeceğim. Ana. Yengeye mi? E barıştınız o zaman. Nerede? Anam gitmeden bombayı kucağıma koydu gitti. E abiciğim analar haklıdır. Hepsi bir şey yok. Evet. İyi. Melisa benim, Keşanlı. Şehit oğlu şehit, Keşanlı Mücahit. Sesimi tanımazsın diye demiyorum. Böyle anılmayı sevdiğim için diyorum. Bir de seni sevdiğimi bil istiyorum. Bir de kafiye yapmayı sevdiğimi. Melisa, hayat çok kısa. Yarın ne olacağımız belli değil. Biliyorum bana çok kızdın. Ama ne yapayım? Annem işte. Kendince bir şeyler düşünmüş. Hesap etmiş falan. Ha, ikna olmayacak mı? Olacak tabii ki. Ama biraz zaman alır. Sonuçta Karadenizlidir. İnatçıdır da. Sen gel beni affet. Bize bir şans ver. Biz neleri atlattık? Onu da atlatırız. Bu sevda böyle ufak şeylerle kırılmasa ne olur mu? Bir de bu ses kaydını dinlediğinde... Olur da ben çok uzaklarda olursam... Kulağımda çınlayan son cümle şu olsun. Keşanlı Mücahit seni çok ama çok seviyor. Şimdi yatağıma bir Türk bayrağı sermişlerdir. O sana emanet. Büyüyünce oğlum Ahmet Kartal'a vereceksin. Yok abi, ben
Lan içimde bir mutluluk var anlatamam be. Gel. Onur benim. Sen de gül oğlum. Sen de mutlu ol. Hayırdır Keşanlı? Komutanım müjdemi isterim. Ne oldu oğlum? Şehit oluyorum inşallah. Rüyanda mı gördün? Eyvallah. Az önce rüyamda gördüm. Komutanım Allah gecinden versin sen. Niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Deli bu ya. Kesin öldüm ya. Vallahi bak ilk operasyonda kesin öldüm diyorum. Kişanlı tamam. Erdem komutanımı almadan ölmek yasak. Tamam? Tamam komutanım. Daha yapacak işimiz var. İnsan hiç mi değişmez? Takasla ilgili haber bekliyoruz. Bir gelişme var mı? Benim değil ama Çaylan'ın çok güzel bir fikri var. Hemen sunum hazırlayıp arz edelim. Vay, kimler gelmiş? Çekmişsin üniformanı. Aynen, sana teşekkür etmeye geldim. Sayende üniformama kavuştum. Rica ederim. Sakallar da gitmiş. Evet gitti. Askeri disiplin. Sevmiyorum ben böyle askeri disiplin. Tek tip kıyafet her şeyine karışıyorlar. Adam vursan gidip savcıya hesap vermek zorundasın. Böyle iş mi olur? Biz bu sisteme hukuk devleti diyoruz. Onca adam öldür, sonra gel hukuk devleti de. O da güzel. Ben hep hukuk devletine inandım Dragan. Sırf o yüzden hayattasın sen. Bu ülkede hukuk sistemi olduğu için. Yoksa şu an leşini kargalar yiyordu. Ben hukukunuza da, adaletinize de inanmıyorum. Ben sadece kendi adaletime inanırım. Sizin adaletiniz yok ki. Terörünüz var. Var, korkaklığınız var. Neyse bunları tartışmaya gelmedim. Neyi tartışmaya geldin? Kıyamet diye bir şeyden bahsediliyor. Duydum. Duydum. Bu sevgili dostumuzun planı. Nedir bu? Bir saldırı mı? Yurt içinde mi? Bilmiyorum ki. Senin sağlığın nasıl? Yani kısa bir süre sonra ölmüş olman gerekiyor. Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir. Vallahi benim tahminlerime göre bir iki haftaya geberip gidersin Yavuz. Hem de acı çekerek. Ama istersen sana panzehiri verebilirim. Yani son ana kadar onu kullanabilirsin. İstemem. Bana şu kıyameti anlat. Kıyamet... İşte herkes ölüyor, ölenler diriliyor. Tanrı'ya hesap veriyorlar falan. Seni öldürmek istiyorum. Ama şimdi değil. Çünkü beni istiyorlar değil mi? Evet. Her yerde bombalar patlıyor. Yok, oraları geçtik. Erdem komutanımı ancak sen kurtarabilirmişsin. Sevgili dostun öyle diyor. Nasıl yapacakmışım bunu? Üzerinde bomba var. Onu bir tek sen etkisizleştirebilirmişsin. Oha! Harika fikir. Nasıl yapacaksın bunu? Yani bilmiyorum ki, bunun için önce şu Erdem komutanını bir görmem lazım. Sonra bombayı nasıl etkisiz hale getiririm ona bakacağım. Tahliye oluyorum yani, öyle mi? Aynen öyle. Tahliye oluyorsun. Gözün aydın. Yarın sabah çıkarıyoruz seni. Şahane. Şahane. Vallahi bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Ama sen kesin üzerime verici falan yerleştirirsin şimdi. Hiç gerek yok. Bulurlar zaten. Sabah görüşürüz Dragan. Geç kalma Yavuz. Bak gece uyuyamam ben. Sevinçten uyuyamam. Geç kalma sakın. Yavuz! Usta ben artık timden sayılırım. Bence aldılar beni aralarına. Evladım, kendi kendine gelin güvey olma, aklını başına topla. Sen asker bile değilsin. Nasıl time gireceksin? Dışarıdan destek olurum. Sivil.
Keşanlı da görsün asker nasıl olur. Saçma sapan konuşma. Yaptığın işin farkında ol. Hem zaten senin önemli bir işin var. Bir görev geldi. Neymiş? Dragan'ı ziyarete gideceksin. İyi misin? Zevk duyuyorum usta. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim. Şafak vakti. Ben Yavuz Karasu'yu bekliyordum. Sen mi geldin Uzun? Seni böyle kelepçelenmiş bir zavallı olarak görmek o kadar güzel ki. Yanlış bilmiyorsam bugün tahliye oluyorum. Ve en ufak bir hata yaparsanız Erdem albayınız ölür. Biliyorsun değil mi? Ha biliyorum. O yüzden yanlış yapmayacağız. Sonunda o kadar müthiş öleceksin ki Dragan. Senin can vermeni büyük zevkle izleyeceğim. Sana kıyafet getirdik. Onları giy de çıkalım. Yavuz Karasu iş başında. İndirin şunu araca. Aşık sen benimle gel. Siz de bizi takip edin. Kopuk sen de time katıl. Hadi beyler bitiriyoruz bu işi. Hadi. Efendim, alana varmak üzereyiz. Dragan'ı sağ ele geçirmeden kimseyi o alandan çıkarmayın. Anlaşıldı. Peki olağan dışı bir durumla karşılaşırsak? O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen öldürün komutanı. Emredersiniz. Kim olduğumu biliyorsunuz herhalde. Kendimi tanıtmaya ihtiyacı duymuyorum. Sizi görmek, sesinizi duymak bizim için bir şereftir efendim. Biliyorsunuz, zorlu bir mücadelenin sonlarına geldik. Yıllardır o topraklarda hak ettiğinizi almak için mücadele ettiniz. Kimileri size terörist diyor ama ben öyle bakmıyorum olaya.
Siz sadece kazanmak isteyen, benim gibi daha çok kazanmak isteyen iş adamlarısınız. İşbirliğiniz bizim için çok önemliydi. Yoksa başaramazdık. Biliyorum. Bu da benim işime geliyor açıkçası. Karşılıklı kâr edebileceğimiz bir ilişki bu. Bu toprakların altındaki zenginlikler sizin emrinizde olacak. Ona ne şüphe? Bizden başka bir isteğiniz var mı? Her şey hazır mı kıyamet planı için? Hazır. Hazır ama bu savaşı kim yönetecek? Tabii ki El-Muhtar. Yakında sizinle olacak. Beni oradan kendi ellerinle çıkaracağını sana söylemiştim, değil mi Yavuz? Özgür kalacağını mı sanıyorsun? Henüz değil. Ama bir süre sonra özgür olacağımı umuyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsun. Yavuz Karasu, yenilgiyi hazmedemiyorsun. Senin sorunun bu. Karşında kasap Dragan var. Neticede ben de bu lakabı kolay almadım, değil mi? Benim de bir değerim var. Kasap lakabını nasıl aldığını biliyoruz. Bu mu övündüğün şey? Ha yok yok, o ufak tefek olanlardan bahsetmiyorum. Onları zevk için yaptım. Bilmediğin daha büyüklerden bahsediyorum. Bir türlü anlamadınız. Farkına varamıyorsunuz. Ne sen, ne de sabahki Oğuz'um. Neydi adı? Selim mi? Sen ne anlatıyorsun ya? Komutanım, kapıyı açıp şunun kafasını asfalta sürtsek mi? Çok temiz geldi gözüme. Hem güzel bir hediye paketi yapmış oluruz. Sizin hepinizin problemi, siz kötü olamıyorsunuz. Kötü olmayı bilmiyorsunuz. Doktormuşsunuz bir adalet, hukuk, hak. Bir de o iyi insan olma çabanıza tutuluyorum. Ne gerek var? Şu ideolojiden bir sıyrılsanız beraber dünyayı fethedebiliriz. Beraber dünyayı mı fethederiz? Bu mu senin ideal? Biz bu ülkenin vatandaşıyız Dragan. Biz bu ülkenin sınırlarını kanla çizdik. Canla başla savaşarak çizdik. Biz bu topraklardan düşmanı def ettiğimizde zaten dünyayı fethetmiştik. Yetmez. Yetmez işte. Hırs eksiksiz de hırs, biraz hırs lazım. Vallahi hırs dediğin eğer masumların kanını dökmene sebep oluyorsa bizden uzak dursun. Biz bize yetiyoruz. Biz bu ülkede yaşamaktan mutluyuz. Ama sen ve senin tasmanı tutanlar bunu anlamıyorlar. Anlamayacaklar, biliyoruz. Hiç bitmeyeceksiniz, onu da biliyoruz. Ama senin de bilmediğin şey şu. Senin o hırs dediğin sana boyun kadar toprak parçasından başka bir şey kazandırmayacak. Oo. Mesaj alınmıştır. Hiç zannetmiyorum. Çok dikkatli olun. Ne yapacağı belli olmaz. Çevrede her türlü güvenlik alındı. Bu kansızlar bir yamuk yaparlarsa bedelini ödeyecekler. Ben bu Dragan'a hiç güvenmiyorum. Rahat ol. Bir yamuk yaparsa aklını alırız onun. Erdem komutanı alalım da gerisi benim umurumda değil. İnşallah komutanım. Eyvallah. Keşan'la siz Kopuk'la daha önce hiç karşılaşmadınız mı? Ne bileyim komutanım. Denk gelmedik hiç. Hatırlamıyorum yani. Ne bileyim oğlum. Hacı Hacı Mekke'de deli deli dakikada bulur derler ya. Sizinki de o hesap hani. Ondan dedim yani. Bak şimdi. Oldu mu şimdi komutanım bu? Bak ben özgün bir kişiliğim. Hoş değil yani bu laflar komutanım. Ben de özgünüm. Nedir yani? Çok şükür kimseyi taklit etmedik. Ne ağlanıyorsun kardeşim ya? Biz sana bir şey demedik ki, Allah Allah. Diyorum ki burada da Keşanlı'dan bir tane var. O bakımdan. Eyvallah. Öyle de o zaman. Ben size söyleyeyim mi?
Bu ikisi var ya, yakında hepimizden daha iyi arkadaş olur, görürsünüz demedi demeyin. Sen sıhhiyeciydin değil mi? Bak bakayım bir komutanına nasıl görünüyor. Sanki biraz göz altları çökmüş gibi. Rengi gitmiş adamın ya. Ha? İyi mi acaba? Kapa lan çeneni. Yavuz Karasu, ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ayakta zor duruyorsun. Bitmek üzeresin. Çok az zamanın kaldı. Kan kusmaya başladın mı Yavuz? Komutanım ne diyor bu? Sonra konuşuruz, şimdi sırası değil. Dur. Arkadaşım bilmiyor mu Yavuz? Bilmiyor. Ha sen bilmiyorsun. Vay canına. Komutanın gebermek üzere ve onu hayatta tutacak panzehir bende. Yani yalnızca hayatta kalmak için bile bana ihtiyacın var. Kapat lan çeneni! Komutanım! Yavaş yavaş geberip gideceksin Yavuz, yavaş yavaş. Komutanım! Yaşamak istediğimi kim söyledi lan sana? Yaşamak istediğimi kim söyledi sana? Komutanım! Ha? Yaşamak istediğimi sana kim söyledi? Komutanım! Komutanım adam ölecek! Ağzını açarsan seni aşağı atarım. Duydun beni? Tamam. Özgürlüğüme bu kadar yaklaşmışken bir salaklık yapmayı düşünmüyorum, merak etme. Nazlı, hadi bir şeyler ye hayatım ya. Çay içiyorum ya, o yeter. Nazlı, düşünme artık ne olur. Ya bizimkileri biliyorsun, bulup getirecekler. Of, zaten konuştukça içim çok kötü oluyor ya. Konuyu mu değiştirsek, başka bir şeyler mi konuşsak? Hakikaten ya. Hadi başka şeylerden bahsedelim biraz. Mücahit abiyle siz ne yaptınız? 2 gündür konuşmuyoruz. Çıldırttı beni ya. Annesi bir taraftan tutmuş kızın birini getirmiş. Onu duydum ya. Çok komik. Nazlı, niye gülüyorsun? Sinirleri bozuk onunla. Nazlı, iyi misin? Tamam, pardon. Sen de pavyonda çalışıyorsun sanmıştım. Evet ya, resmen hakaret etti bana. Resmen. Ya bizimki de duruyor biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemiyor, böyle bakıyor falan kadına. Ya bir çık, bir şey söyle değil mi kadına? Yok. Bence hiç kalıbının adamı değilmiş, onu söyleyeyim de. Bir dakika şimdi Melisa. Yani Mücahit abi hakkında da konuşturmam. Yani Yiğit'i öldür, hakkını yeme. Bir kere aramadı beni biliyor musunuz? Bakayım. Aa! Ya sesli mesaj diyor. Belki af diliyordur. Dün benim telefonum kapalıydı tabii. Demek ki o sırada mesaj bıraktı. Ben ettim, sen etme diyordur belki. Tamam, pardon. Hadi aç dinleyelim. Açıyorum. Melisa benim, Keşanlı. Şehit oğlu şehit, Keşanlı Mücahit. Sesimi tanımazsın diye demiyorum. Böyle anılmayı sevdiğim için diyorum. Bir de seni sevdiğimi bil istiyorum. Bir de kafiye yapmayı sevdiğimi. Melisa, hayat çok kısa. Yarın ne olacağımız belli değil. Thank you.
sen bana çok kızdın. Ama ne yapayım? Annem işte kendince bir şeyler düşünmüş, hesap etmiş falan. Ha, ikna olmayacak mı? Olacak tabii ki. Ama biraz zaman alır. Sonuçta Karadenizlidir. İnatçıdır da. Sen gel beni affet. Bize bir şans ver. Biz neleri atlattık, bunu da atlatırız. Bu sevda böyle ufak şeylerle kırılmasa ne olur mu? Bir de bu ses kaydını dinlediğinde... Olur da ben çok uzaklarda olursam... Kulağımda çınlayan son cümle şu olsun. Keşanlı Mücahit seni çok ama çok seviyor. Uzakta olursam derken? Uzak bir yere mi gittiler demek ki? Öyle mi yani? Ben bir arayayım onu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aa, bu sefer de onun telefonu kapalı. Yani ne demek şimdi bu uzaklar? Uzak mı gittiler? Öyle mi? O öyle demek değil. Ne demek? Şehit olursam demek. Ya ne diyorsunuz? Niye birileri şehit oluyor ya? Alsınlar işte komutanı, gelsinler. Niye şehit oluyorlar yani? Ya, tamam Melisa, bana sakin ol diyorsun. Sen de sakin ol lütfen. Bak şimdi bir dakika, benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Ya sen de onun telefonuna sesli mesaj gönder. Ne diyeceğim ki? İçinden ne geliyorsa. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı koyalacak canımızı. Ah duman, kara duman sardı dört yanımızı. Ha bu ander sevdalı koyalacak canımızı. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim ha bu garip baş ile. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Gurbetimi gideyim bu sevdalı baş ile. Oy gidi Karadeniz sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı koyalacak canımızı. Oy gidi Karadeniz sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı koyalacak canımızı. Thank you.
Mis gibi hava be. Vay. Komutanım bayağı yakışıklı görünüyor. Üstündekiler de bayağı yakışmış. Umarım şifreyi çözersin Dragan. Çözersin ve komutanım sağ salim gelir. Yoksa parçalarını her yerden toplarlar. Allah orasına bakacağız işte. Neticede önce bir görmem lazım. Dostumuzla aramızda bir şifre var. O olabilir. Denemeden bilemeyiz. Çaylak, görüyor musun mekanizmayı buradan? Komutanım, anlaşılan şifreli bir kilitleme sistemi kurmuşlar. Zamanı gelince tetiklenecek. Yani bombayı tetiklemek için değil, bombayı tutan mekanizmayı bırakmak için. Bomba uzaktan kumandalı mı yani? Hayır komutanım. Bomba sayaca bağlanmış. Yani zamanı gelince tetiklenecek. Ne kadar zamanımız var? 10 dakikadan az komutanım. 10 dakika mı? Komutanım. Yaklaşık 9 dakikamız var. Duydun mu? 9 dakika kaldı diyor. Duydum. 9 dakika sonra her şey bitecek. Komutanım. Sizce işe yarayacak mı? Bunu sen mi söylüyorsun Çaylak? Mekanizmayı sen kurmadın mı? İşe yaramazsa ne olacağını biliyorsun değil mi? Biraz çatışma sesi duyarız. Ama yine de Dragan'ı öldürürüz aga. Orası doğru. Bizi burada bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Komutanım iyi misiniz? İyiyim Yavuz. Üniforma yakışmış. Sağ olun komutanım. Biraz dar gelmiş ama hallederiz. Nasıl emrederseniz. Durun. Üzerini arayacağız. Sebep? Tedbir amaçlı. Üzerini arıyorlar. Çaylak aramada bir şey çıkmaz değil mi? Neyle aradıklarına bağlı komutan. Bir şey çıkmaz. Temiz. Aferin aslanım. Üzerindeki patlayıcı Dragan'ı öldürmeye yeter değil mi? Merak etmeyin komutanım. Parça parça olacak. Topuklarından başlayacak parçalanmaya. Agah Bey'e selam olsun. Komutanım ne yapacağız şimdi peki? Komutanımızla görüştüm. O da komuta kademesiyle görüştü. Gerekli izinleri aldılar. Yani takas yapıyor muyuz komutanım? Yapıyoruz. Ama senin planı biraz değiştiriyoruz. Ben anladım. Teslim edeceğiz ama sağ teslim etmeyeceğiz. Görmeli formundan hiçbir şey kaybetmemişsin Keşan'la. Sen gelince yeni enerji yüklenmesi oldu komutanım. Eyvallah. Şimdi şöyle yapıyoruz. Dragan'ın üzerine herhangi bir izleme cihazı koyarsak tespit etme ihtimalleri yüksek. Olası bir kaçma kovalamacayı göze alamayız. Çatışma riskini de göze alamayız. Daha net, daha sağlam bir adım atmamız lazım. Ne yapıyoruz peki komutanım? Çaylak araştırdı mı söylediğim şeyi? Ben o meseleyi araştırdım komutanım. Aynen dediğiniz gibi sağlam bir adım atmamız lazım. Ama o adımı biz değil, Dragan atacak. Çok eski bir yöntemdi bu. Ufak miktarda inceltilmiş patlayıcılar ayakkabı tabanının içine uyup yerleştirir. Ama bunu bütün tabana enine bir şekilde yayarsak epeyce miktarda patlayıcı yerleştirmiş oluruz. Vay, güzel adım. Kral adım. Dinleyin. Peki nasıl kumanda edeceğiz? O basit.
ufak bir tetikleyici mekanizma. Aramızdaki mesafe de zaten kısa olacağı için büyük bir çekim alanı veya düzenek kurmamıza da gerek yok. Bu işimizi görür komutanım. Topuk kısmına devreyi koysak yeter. Hemen halledebilir misin bunu? Hallederim komutanım. Peki Dragan bunu fark etmeyecek, anlamayacak değil mi? O şekilde yapacaksın. Komutanım, çok hassas ve hafif bir düzenek kuracağım. Anlaması imkansız. Bu riski almamız lazım. Sniper kullansak Gonca ile halledemez miyiz komutan? Buluşma alanı çok açık bir alan. Sniper kullanmak imkansız. Plan tamam beyler. Eğer Dragan şifreyi çözemezse veya bir oyun oynamaya kalkarsa Dragan'ı patlatıyorsun Çağla. Anlaşıldı komutan. Hadi Dragan, çöz şu şifreyi gidelim buradan. Dur! Niyetiniz başka bir şeyse söyleyin. Biz buraya kan dökmeye gelmedik. Ama gerekirse dökeriz. Sakin ol komutan. Sadece kendimizi garanti altına alıyoruz. Gördün mü bak? Profesyoneller işte. Sen nasılsın komutan? O üstündeki yelek ağırlık yapıyordur, sırtına vuruyordur ha? Kaç dakikan kaldı? Bu hiç iyi olmadı işte. Beyler, hazır olun. Herkes adamını aldı değil mi? Aynen. Çok dikkatli olun. İkinci bir şansımız olmayabilir. Verici mi yerleştirdiniz? Verici değil, patlayıcı! Komutanım! Komutanım, iyi misiniz? Herkes iyi mi? İyiyim Yavuz, iyiyim. İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. Thank you.
Ölmüş mü? Bilmiyorum, bakmamız lazım. Aşık Yiğido, benle gelin. Dragon'ı alacağız. Anlaşıldı komutanım. Çaylak, komutanımın yanına. Karabatak, bizi koruyun. Emredersiniz komutanım. Beyler, toplanın. Üç deyince. Üç. Devam. Fazla kan kaybetmiş. Tampon yapmam lazım. Tamam Aşık, o adamın yaşaması lazım. Hemen ayırt şunu. Denerim ama zor. Ne demek zor? Bomba patlayacak. On milyonunda gelenler var. Herkes mevzisini korusun. Acele et. Aşık, ne durumdasın? Bitti komutanım. Daha fazla yapacak bir şey yok zaten. Keşanlı! Gel Çaylak ve komutanımı koru. Neyse, hissediniz mi? Evet komutanım. Hadi Çaylak, çöz şunu, hadi. Tamam Çaylak, bırak. Bırakın beni, gidin. Eğer patlayacaksam da yanımda almadan gitmem. Hiçbir yere gitmiyoruz komutanım. Ne demek gitmiyoruz Yavuz? Adam baygın. Bir şey yapamıyoruz işte. Çaylak, hadi bir şey yap. Uğraşıyorum komutanım. Hadi bırakın. Bu benimdir. Olmaz komutanım. Ne demek olmaz? Hepiniz burada öleceksiniz. Hadi gidip kurtarın canınızı. Hadi! Siz gitmiyorsanız ben giderim. Komutanım, buldum. Komutanım, mekanizmayı tutaklamışlar. Şifreli değil bu. Parmak iziyle çalışıyor. Dragon'ın parmak izi mi? Denemeden bilemeyiz komutanım. Zaman yok. Çok geç. Komutanım, biz bitemeyiz. Geçeceğim şey yok. İmkansız, biraz zaman alır. Hadi yardım edin. Aşık! Hadi Çaylak! Komutanım, biraz daha kaldırmak lazım. Hadi. Ben biraz daha yukarıya. Hadi. Komutanım, oldu. Ah, oldu. Hadi çıkarın şunu, bir de silah verin bana hemen. Hallediyorum komutanım. Aslansın Çaylak. Harekat merkezine bilgi geçin Karabatak. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı Ateş. Destek için dayanın. Birazdan yanınızda olurlar. Nedir durum? Erdem albayım kurtarılmış. Ama çatışma devam ediyor. Dragon yaralanmış. En azından Erdem alba iyi. Eğer ben o timi tanıyorsam, Erdem albayı kurtardılarsa gerisini hallederler. İnşallah. Ben gidip Nazlı'ya haber vereyim. Mahvoldu kız. Evet.
Nazlı. Derya. Erdem ablayı kurtarmışlar. Ciddi misin? Evet. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Kurtuldu. Yavuz ve Tim sana bir söz vermişti. Onlar sözünü tutar biliyorsun. Evet. Allah'ım şükürler olsun. Peki yani şimdi nerede? Geliyorlar mı? Biraz daha işleri var. Birkaç saate burada olurlar. İyi mi peki? Yani yaralı mı, bir şey var mı? Gayet iyi. Ateş'le konuştuk, o söyledi. Ateş? Ateş iyi mi? Herkes gayet iyi Nazlıcığım. Sen artık rahatla biraz. Ya dayanamıyorum, tekrar sarılacağım. Efendim? Nedir durum? Şimdi konuştum. Takas sırasında Dragan'a tuzak kurmuşlar. Çatışma çıkmış. Hiç akıllanmayacaklar. Beni de o salak paralı askerlerden zannediyorlar. Destek gitmiş mi? Derhal yola çıkmışlar ve alana varmışlar. Dragan'ı sağ istiyorum, unutmayın. Ona bir şey olmamalı. Söyledim efendim. Bütün çabamız o yönde. Emin olabilirsiniz. Vazgeçmeyi öğrenecekler. Vazgeçmeyi kabul ettikleri zaman gerçekten yenilmişler demektir. Türkler tarih boyunca hiç vazgeçmedi. Ama biz bunu başaracağız. Kurduğumuz ordu bunu başaracak. Efendim. Destek nerede kaldı? Anons geçti komutanım. Birazdan burada olurlar. Hiç vaktimiz yok. Cephanemize kalmadı. Ne durumdasınız beyler? Komutanım benim bile son şarjörüm. Siz düşünün. Karabatak sen ne durumdasın? Komutanım çok kalabalıklar. Baş edemeyeceğiz bunlarla. Komutanım benim aklıma bir şey geldi. Bizim bu Dragan'la işimiz bitti değil mi? Bitti. Komutanım, Dragan'ı kullanarak adamları buraya çekelim. Ondan sonra da hazırladığımız tuzağı gerçekleştirelim. Komutanım, biz Dragan'ın topuklarına patlayıcı bağlamıştık da. Mantıklı plan komutanım. Karar sizin. Yapalım. Tamam. Çekiliyoruz. Araçları al, siper al. Dragan'ı bıraktılar. Gidip alalım hemen. Üzerinde bomba var. Dikkatli, onu tuzak olabilir. Hadi gidelim. Şimdi. Komutanım olmaz. Komutanım. Aşık ne yapıyorsun bırak? Dragan'ı öldüremeyiz. Bırak ne yapıyorsun? Ne oluyor aşk?
Aşık, çekil şuradan. Bu bir emirdir. Bırak. Komutanım, bırakamam. Komutanım, Dragan ölürse Yavuz komutanım da ölür. Aşık, saçmalama. Patlamadı. Bir terslik var. Arabayı getireme. Sen de ayakkabıları çöz, uzağa at. Oğlum bıraksana. Komutanım olmaz. Bırak şunu. Komutanım olmaz. Dragan'ı alıyoruz. Hadi beyler. Komutanım. Acele etmemiz lazım. Dragan'ı götürüyorlar. Bırak. Bırak dedim. Bırakmam komutanım. Bırakmam. Lan bırak. Ne oluyor oğlum? O adam zehirlemiş komutanım, komutanım. Çok az vakti var. Panzehir'in yerini de bir tek o biliyor. Ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum? Komutanım. Ya oğlum o iş bitti. Artık panzehir falan kâr etmez. Bırak. Dragan arabada öyle demedi ama. Hala ayaktasın. Hala ayakta olduğuna göre de bir şansın daha var komutanım. Bırak lütfen. Bırak diyorum. Ver şunu Yavuz. Komutanım, bu bir emirdir, ver. Dragan'ı aldık. Ama buradan çıkmak için desteğe ihtiyacımız var. Dragan'ı sağ olarak almışlar efendim. Güzel. Hemen kampa götürsünler. Destek gönderiyoruz. Dragan'ı kampa götürün hemen. Tamam. Ama doktor da lazım. Dragan yaralandı. Çok kan kaybetti. Tamam. İlgileniyorum. Efendim. Seninle dönünce görüşeceğiz Aşık. Komutanım ama... Aması falan yok. Bir dakika, şu meseleyi bir güzelce bir anlat bakalım. Komutanım. Gerçekten ölüyor musun? Gözünü seveyim, yalan de. Ne olur yalan de komutanım. Yavuz. Seninle yaptığımız konuşmayı hatırlıyorsun değil mi? Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Edebiyat öğretmeniydi bizim rahmetli. Ortaokulda benim de hocamdı. Hep kırık verirdi. Diğer öğrenciler oğluna torpil geçiyor sanmasın diye. Normalde iyi miydi notlar? Yok. O yaşlarda haylazlık biraz. Rahmetli haklıymış. İyi de insan oğluna da kırık vermez ya. Tam bir eski topraktı bizim rahmetli. Evde yemek yerken bile takım elbisesini, kravatını çıkarmazdı. Disiplinli, çok sertti. Ama bizi çok severdi. Bir de bir huyu vardı bizim rahmetlinin. Biz kardeşimle ne zaman bir haylazlık yapmaya kalksak... Ne zaman gizli kapaklı bir iş çevirmeye kalksak, daha başlamadan anlardı. Bir gün dayanamayıp sormuştum. Baba, nasıl anlıyorsun demiştim. Sana bir şey söylemedik. Nasıl bildin demiştim. Söylemediniz ama daha beterini yaptınız demişti. Ne yaptık baba diye sormuştum. Gizlemeye çalıştınız demiştim.
Şimdi sana komutanın olarak emrediyorum. Ki tekrar emrimde olduğuna göre bu benim hakkım. Ölene kadar komutanım. Şimdi şunu güzelce anlat bakalım hadi. Evet komutanım. Derdin neyse söyle ki biz de derman bulalım. Derdimin dermanı yok. Öyle bir derdim de yok. Ölüyorum işte. Ne demek ölüyorum ya? Ne demek ölüyorum? Nasıl ölürsün ya? Sen sarı komutansın. Sarı komutan ölmez. Komutanım yanlış mıyım? Sarı komutan ölmez. Ölemez ya. Tamam Keşan. Dur bir anlatsın. Dragan beni aldığında vücuduma virüs enjekte etti. Yavuz, 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 Yavuz. O da beni yavaş yavaş öldürüyor işte. Panzehri de Dragan'dı. Olsa da olmasa da fark etmez, anlamıyor musun oğlum? Artık çok geç. Ne demek fark etmez Yavuz? Hiçbir şey için geç değil. Komutanım, bizden başka kim biliyor bu meseleyi? Kopuk Tronsto ve Derya biliyor. Ama onlara kızmayın. Söylememelerini ben istedim. Umudum olsa mücadele ederdim komutanım. Benim tek umudum ülkemi teröristlerden kurtarmak. Komutanım, Panzehri Dragan'daysa alırız. Artık vereceğini pek sanmıyorum Kopuk. Bak komutanım, bak ben senin öyle ölmene göz yumamam, seyirci olamam. Sen bana ne dersen de, ben bu vatan için kanımın son damlasına kadar savaşıyorsam senin için de savaşırım. Ben komutanımın bir tane kansızın verdiği zehir yüzünden ölmesine izin vermem. Al benden de o kadar komutanım. Aynen öyle komutanım. Arkadaşlar, anlıyorum. Ben de aynı şeyi sizin için yapardım. Ama bu mesele farklı. Neyi farklı Yavuz? Ha? Komutanım ben bittim. Bittim. Alın bakın. Görüyorsunuz. Son nefesinde şu hainlerin emellerine ulaşmaması için savaşmama izin verin. Tedavi falan artık buna işe yaramaz. Komutanım. Biliyorum Aşık. Sen de biliyorsun. Görüyorsun. Sana bunun için kızdım zaten. Dragan ölse de ölmese de hiçbir şey fark etmez. Ölmesini tercih ederim. Ya böyle ölmek istemiyorum. Anlamıyor musunuz? Sürüne sürüne. Arkamda bitmiş tükenmiş bir subay fotoğrafı bırakmak istemiyorum. Aşağılık bir teröristin amacına ulaştığını benim yüzümde, benim çaresizliğimde görün istemiyorum. Bunun yolu iyileşmek Yavuz. İlla silahla vurularak ölmek değil. Komutanım. İtiraz istemiyorum Yavuz. Komutanım. Komutanım. Ambulans çağırın hemen. Komutanım. Düzensiz nefes alıyor. Ambulans çağırmamız lazım. Erdem ağabeyim nasılsınız? Nedir durum? Bizi izler ya. Ama Yavuz... Ne oldu Yavuz abi? Vuruldu mu? Yok. Yok vurulmadı. Ama fenalaştı. Dragan'ın verdiği virüs yüzünden. Bize anlattı. Biliyordum böyle olacağını. Tedaviyi de reddetti. Resmen intihar ediyor Erdem ağabeyim. Merak etme Derya. Böyle ölmesine izin vermeyeceğim. Derdi öyle ölmek değil zaten. Nasılsa öleceğim diye bir delilik yapmasından korkuyorum. Kurtaracağız onu bu dertten. Kurtaracağız.
Neredesiniz? Hastanede misiniz? Yok, ambulanstayız. Tamam, ben de doktor arkadaşımı arayacağım. Durumundan haberdar. Orada buluşuruz. Tamamdır, tamamdır. Dayan aslanım, dayan. Ne oldu? Yavuz rahatsızlanmış. Hastaneye götürüyorlar. Tamam, hangi hastane? Gidelim hemen. Biliyordum böyle olacağını ya. Ne oluyor Derya? Niye Yavuz rahatsızlandı? Yolda anlatırım. Dragan pisliği yüzünden. Gel. Komutanım, beni duyuyor musun? Komutanım, sana yapan bunu Dragan. Kendi ellerimle boğacağım. Atlatacak değil mi komutanım? Atlatacak. Bu sarı komutan. Öyle kolay kolay sırtı yere gelmez. Yavuz. 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 Hanımefendi lütfen. Durumu nasıl? Şu an durumu çok kritik. Yoğun bakımda müşahede altını tutmamız gerekiyor. Sonrasını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar alalım hastamızı. Yavuz ben buradayım. Tamam. Sabırlı olacağız Lara. Yavuz dayanır. O güçlüdür. Biz nasıl dayanacağız bu belirsizliğe? Biz de güçlü olacağız. Hepimiz. Kızım. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim kızım. Yavuz abi nasıl? Şimdi yoğun bakımı aldılar. Ya ne oldu ki böyle bir anda? Yavuz'un vücudunda Dragan tarafından enjekte edilen bir virüs var. Ne? Gerçekten mi? Maalesef. Bana da yolda Derya anlattı. İnşallah çok geç kalmamışızdır. Ne zamandır bu virüsle yaşıyor peki? Dragan Yavuz'u kaçırdığında enjekte etmiş virüsü. Bunca zaman neden bize söylemedi ki? Sizi üzmek istemedi. Sevdikleri daha fazla acı çeksin istemedi. O yüzden söylemedi. Pek yaşıyorum sayılmazdı zaten. Artık bu ben ölüyüm kafasını bıraksan. Hı? Niye? Yakışmıyor. Sana çaresizlik yakışmıyor Yavuz. Elinde bir sopa olsa anca bu kadar sert vurabilirdin. Sert mi oldu? Kusura bakma. Mizacın öyle. Senden konuşuyorduk, hatırlatırım. Unutmaya çalışıyorduk. Ben de onu hatırlatırım. Unutmak bir çözüm değil. Eğer bu virüsü veren Dragan'sa ne olacağını da o biliyordur. Aa, pek yardımcı olacağını sanmıyorum. İstiyorsan arayalım, rica edelim. Neden hemen öldürmedi ki? Böyle bir şey yaptı. Ne söyledi sana telefonda? Derya, hiç bunları konuşacak havamda değilim. Senden tek bir şey istiyorum. Bütün bunlar aramızda kalacak, tamam mı? Ne komutanım, ne Tim, kimse bilmesin. Onları yeterince üzdüm, bir de buna üzülmesinler. O söylemedi, keşke sen söyleseydin be yenge. İstedim. İzin vermedi ki. Benim onun yanında kalıp bu hastalıkla mücadele etmesine yardım etmem gerekiyordu. Tek şartı da buydu. Kimseye söylememek. Ama ben başaramadım.
Yardım edemedim Yavuz'a. Sen elinden geleni yaptın Derya. Doktor, ameliyat nasıl geçti? Durumu iyi, iyileşecek. Beklemek kadar kötü bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yoksa beklemekten başka bir şey yapamayız. Öyle de komutanım. Böyle olunca da içime sinmiyor. Durumu nasıl? Hastamızın durumu şimdilik iyi. Ancak iç organları kötü durumda. Bu virüsü bertaraf etmezsek daha da kötü olacak. Ne kadar zaman kaldı? Açık konuşmak gerekirse çok fazla vakit yok. Nasıl yani? Yapacak hiç mi bir şey yok? Yani üretilen her zehri mutlaka bir panzehri olur. Ancak bu panzehri bulup uygulasak bile sonrasında ne kadar iz kalır ya da ne derece iyileşir onu bekleyip göreceğiz. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Biz ne yapacağız? Zehri Dragan verdi. Panzehri de onda. Dragan'dan panzehrin yerini öğreneceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Peki komutanım, panzehri için artık çok geçse. Biz elimizden geleni yapacağız. Sonrasını Yavuz'a bırakacağız. Umarım işe yarar. Ben Yavuz'u kaybedemem. Sen merak etme. O panzehri bulacağız. Yavuz komutanıma da hiçbir şey olmayacak. Üzülme sen. Ah!
neyini öldüremedin? Dragan geri döndü. Elmudar geri döndü. Dragan! Keşke ayağa kalkmasaydın. Yaraların daha çok yeni. Kalkmasaydım bu manzarayı nasıl görebilirdim? Nasıl kurtuldum oradan? Destek için gelen helikopterlerle yakın bir alanda bekliyorduk. Çatışma çıkınca hemen yetiştik sana. Alıp hava yoluyla buraya getirdik. Hayal meyal hatırlıyorum. Helikopter sesleri falan. Ortalık cehennem gibiydi. Yavuz delirmiştir. Hem de nasıl delirdi görmeliydin. Akıllarınca komutanlarını alıp seni öldüreceklerdi. Ama biz onların oyunlarını bozduk Dragan. Harikasınız. Sonra da buraya geldik. Geçici bir süre buradayız zaten. Sonra geri döneceğiz. Şimdi Türkler o bilindik mekanlara sızmaya çalışacaklardır. Biz de bir süre burada güvende kalırız. Bu kampı hatırlıyorum. Bu kampın planlarını ben çizmiştim. Çok eskiden boşalttık burayı. Ama en sevdiğim kamplardan biriydi. Ne zamandır baygınım? Çok değil. Birkaç gündür buradasın. Geldiğinde çok kan kaybetmiştin. Dinlenmen gerekiyordu. O yüzden seni uyandırmadık. İyiyim. Şimdi gayet iyiyim. Silahını versene bana. Silah mı? Ver silahını, hadi ver. Hadi. Toplan! Herkes toplansın! Dragan geri döndü. Namı diğer Elmudar geri döndü. Artık ben buradayım. Gel Dragan. Yorulma. Oh. Dostumuzun sana selamı var. Geçmiş olsun dileklerini iletmek için bizzat buraya geliyor. Nasıl yani? Yüz yüze görüşmek için buraya mı geliyor? Aynen. Onun için çok önemlisin Dragan. Bunu biliyorsun. Artık biliyorum. Bu arada sana bir hediyesi var. Ne hediyesi? Yavuz Karasu. Şu an can çekişiyor. Bundan daha güzel bir gün olamaz. İçerideki bir adamımız yolladı videoyu. İç organları bitmiş diyorlar. Bitmiştir tabii. Tabii ki bitmiştir. Çoktan ölmesi gerekiyordu bu herifin. Yaşıyor olması bir mucize. Çok güçlüymüş. Şu haline bak be Yavuz. Sana can çekişerek geberip gideceksin demiştim değil mi? Demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Beni bir kere dinleseydin, bir kere bana boyun eğseydin, şimdi sana panzehiri vermiş olurdum. Panzehir mi? Onun vücuduna enjekte ettiğim virüsün panzehiri. Telefonun var mı? Var.
Yavuz'a ulaşabilir misin? Hallederim. Güzel. Şimdi arkadaşları ne kadar üzgündür. Ama işte benimle uğraşmanın sonu bu. Ne oldu? Sen can çekişiyorsun. Bense burada özgürüm ve hayattayım. Arıyor. Efendim. Ha, savcı hanım. Tabii ya. Yavuz'un telefonu zaten kimde olabilirdi ki? Dragan. Ta kendisi. Yavuz nasıl diye aramıştım ama sanırım kendisi ölümle pençeleşiyor ha? Aşağılık herif. Senin yüzünden ölüyor şu. Ne verdin ona çabuk söyle. Ona ne verdiğimin bir önemi yok savcı hanım. Onun nasıl iyileşeceğinin bir önemi var. Yani panzehirin. Ne istiyorsun? Panzehiri vermek için ne istiyorsun söyle. Bir düşüneyim. Biraz düşüneyim. Hiçbir şeyim. Benim sizden alacak hiçbir şeyim yok artık. Seni tekrar bulamayacağımızı mı sanıyorsun? Her yerde didik didik seni arıyoruz. O pis suratını görmek için can atmıyorum ama görüşeceğiz Dragan. Tekrar görüşeceğiz. Ve bu sefer seni soktuğumuz yerden kafanı bile çıkaramayacaksın. Tabii 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 savcı hanım tabii. Bunun için bir fırsatınız vardı ama siz o fırsatı teptiniz. Lütfen Yavuz'a selamlarımı iletin. Geberip gitmediyse tabii. Allah'ın belası. Evet. Yavuz'un ölümü yakın olabilir. Ama seninki daha da yakın. Dragan. Ne kadar üzücü bir son. Panzehir gerçekten var mı? Var elbette. Ne olur ne olmaz diye hazırlatmıştım. Normal bir insan hayatta kalmak için her şeyi yapar. Ama Yavuz normal bir insan değil tabii. Ne olacak sonuçta? Ölüyor. Aynen öyle. Artık çok geç. Panzehiri versen bile kurtulamaz. Ayrıca öyle çok gizli bir yerde saklamıyordum panzehiri. Kuzey kampına yakın bir depodaydı. Kardeşimin ilaçlarının yanında. İlginç. Neden aramadılar acaba orayı? Bilmiyorlardı ki. Öyle bir adam ki vatan sevgisi kendi canından daha kıymetli. Ne fedakarlık değil mi? Ah, dostumuz da geliyor anlaşılan ha. Açın kapıyı, açın. Nasıl yani? Ne oldu, şaşırdın mı Dragan? Öldürün bunları. Hepsini öldürün. Öldürün. Bu adamlar niye duruyor? Hangi adamlar? Etrafına bir daha dön bir bak. Nasıl yani? Hepsi oyun muydu? Sen de bu oyunun içinde miydin? Dostumuz bu yaptığına nasıl cevap verecek hiç düşündün mü? Kusura bakma Dragan. Mecburdum. Ne mecburu? Gerizekalı. Ne mecburu? Bu herifler seni hayatta bırakır mı sanıyorsun? Burası benim kampım. Evet öyleydi. Biz burayı temizledik Dragan. Sen içerideyken biz burayı tertemiz yaptık. Nasıl olur? Nasıl? Öyle bir olur ki. Hadi toparlanın gidiyoruz. Dragan'ı aldık ama buradan çıkmak için desteğe ihtiyacımız var. Destek gönderiyoruz. Dragan'ı kampa götürün hemen. Tamam. Ama doktor da lazım. Dragan yaralandı. Çok kan kaybetti. Tamam. İlgileniyorum. Efendim.
Emine Şahin! Tanrı'ya şunu komutanı! Elleri koruya, Emine Şahin! Kaldır, kaldır! Şimdi sana tek bir soru soracağım. Sen de bana tek bir cevap vereceksin. Tirap Bakun nerede? Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Onun yerini ve yüzünü bilen çok az insan var. Ulan bana yalan... Dur. Dur, iyi misiniz? İyi miyim? Kulturum yaralanmadınız değil mi? Yok yok, iyiyim. Başımdan. İyiyim. Alın bunu götürün, sorgulayın. Komutanım ben bittim. Bittim. Alın bakın. Görüyorsunuz. Ne olur son nefesinde şu hainlerin emellerine ulaşmaması için savaşmama izin verin. Dragan ölse de ölmese de hiçbir şey fark etmez. Ölmesini tercih ederim. Ya böyle ölmek istemiyorum. Bunun yolu iyileşmek Yavuz. İlla silahla vurularak ölmek değil. Komutanım. İtiraz istemiyorum Yavuz. Komutanım. Dragan'ın virüsün panzerini nereye sakladığını öğrenmemiz lazım. Onun konuşmasını bekleyecek kadar vaktimiz var mı? Yok. Ama benim aklımda bir çözüm var. Nedir? Dragan hala kendine değilmiş. Yani? Eğer ona güzel bir oyun kurabilirsek istediğimizi alabiliriz. Uyandığında kurtarıldığını sanabilir. Ne öneriyorsun? Yakaladığımız adamlardan birini ikna edip Dragan'ın yanına sokabilirsek istediğimiz gibi manipüle edebiliriz onu. Mesela takas için gelen adam olabilir. Dragan yüzünü de görmüştü onun. Tamam Elim. Güzel plan. Hemen uygulamaya geçirelim. Ama vaktimiz yok, elimizi çabuk tutmamız lazım. Tamam, ben hemen çıkıyorum o zaman. Tamam, ben de burada Yavuz'un yanında kalacağım. Doktorlar bugün çıkabileceğini söyledi. Tamamdır, haberleşiriz. Tamam. Beni öldürürler. Dediğim gibi kararını ver. Eğer bizimle beraber çalışır, etkin pişmanlıktan faydalanırsan... ...senin de ailenin de geleceği kurtulur. Ailenle beraber tanık koruma programına dahil edilirsin. Güvenliğinden devletimiz sorumlu olur. Biz bugüne kadar bize sığınan kimseye zarar gelmesine müsaade etmedik. Size daha önce de söylemiştim. Dirab Bakun'un yerini bilmiyorum. Bilen birini de asla bulamazsınız. İstediğimiz o değil. Ne peki? Dragan'ın inanacağı bir oyun planımız var. Sen de bu oyuna dahil olacaksın. Sen ölüyordun. Can çekişiyordun. Ölmek üzereydin. Kendi gözlerimle gördüm. Daha çok beklersin. Sana söyledim Dragan. Senin geberdiğini görmeden ölmeyeceğim. Yavuz doktor çok ciddiydi. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Timimin başında olmalıyım Derya. Öleceksem de onların yanında savaşarak ölmeliyim. Dayanamazsın. Hayatın pamuk ipliğine bağlı. Burada kalman lazım. Sen benim yaşamamı istemiyor muydun? O nasıl bir soru? Her şeyden çok istiyorum. O zaman bırak mücadele edeyim. Burada beklemek ölümden beter benim için. Kendim için mücadele edeyim, bizim için mücadele edeyim. Sana son kez söylüyorum Dragan. Hani bir delilik etmemen için.
Ya bizimle tıpış tıpış gelirsin. Ya da burada delik deşik olursun, leşin çıkar buradan. İkincisi için de can atıyoruz. Onu da unutma ha. Bu kamp olayını güzel düşünmüşsünüz. Ama unuttuğunuz bir şey var. Bu kampın planlarını ben çizdim. Burası benim kampım. Ve ben hainlerden hiç hoşlanmam. At silahını aptal herif. Ateşle oynuyorsun Dragan. Yaklaşmayın. Yardım edin, bana söz verdiniz. Yaklaşmayın yoksa öldürürüm. Öldürmene izin vermeyiz, merak etme. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Kilitledik ansız. İyi de buranın planları sende miydi? Evet komutanım. Tek çıkışı var. Güney tarafındaki ormanlık bölge. Hadi abi o zaman hadi. Kampın arka tarafı, bataklığın orası. Hadi yürüyün. Artık çok geç. Başaramadınız. Buraya kadarmış. Sana bir şans vermiştik Dragan. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Yolunu mu kaybettin canım benim? Gel, gel burası serbest, gel. Yolun sonu Dragan.
Ne mi dedi o? Yardım istedi herhalde. Kurtarın beni buradan! Komutanım, ne diyorsun? Çıkaralım mı buradan? Bizim için çok tehlikeli. Girersek çıkamayız hiçbirimiz. Bırakalım, içinde bu olsun, ölsün, gebersin komutanım. Yavuz! Çıkar beni buradan! Çok geç kaldın Dragan. Sana teslim ol dediğimde olmalıydın. Yavuz, çıkarın beni. Hayatınızda görmediğiniz parayı veririm size. Yaptığın onca pislikten sonra içinde boğulup gitmek senin kaderin Dragan. Yavuz! Yavuz, çıkar beni! Dragan konusunda anlaştığımızı sanıyordum ama senin oyunların bitmiyor. Vaktin doldu. Doğru ya. Sen benden Dragan'ı istiyordun değil mi? İyi izle. Al sana Dragan. Sıra sana da gelecek. Buna pişman olacaksın Yavuz. Bedelini yalnız sen değil, ülken de ödeyecek. Elinden geleni ardına koyma. Sıra sana da gelecek. Burada işimiz bitti beyler. Komutanım. Ocağı niye yakalayabildiniz mi Yavuz? Kaçmaya çalıştı. Gözümüzün önünde can verdi komutanım. Bataklığın içinde boğuldu gitti. Demek bataklıkta boğuldu. Hak ettiği gibi pisliğin içinde öldü demek. Aynen öyle komutanım. İlacın yerini öğrenebildiniz mi? Öğrendik. Sınır dışında bir mekan. Yakınız. Hemen harekete geçin. Yavuz sen iyi misin? İstersen geri dön. Benim de gitmem lazım komutanım. Vakit kaybetmememiz lazım. Az zamanım kaldı hissediyorum. Tamam Yavuz, acele edin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Yavuz. Buyurun komutanım. Sen tanıdığım en cesur, en iyi askerlerden birisin. Başaracaksın. Söz var bana Hasan. Dayanacaksın. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizle. Yardım alayım. Thank you.
Yavuz'um ne olur Yavuz'u alma benden. Ne olur. Ne olur. Dragan meselesi bitti beyler. Hepinizin eline sağlık. Bu zafer hepimizin komutanım. Biz bir söz verdik. Verdiğimiz sözü de tuttuk. Komutanım burayı hallederler. Biz bir an önce ilacın tutulduğu yere gidelim. Aynen komutanım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Komutanım bak hiç iyi gözükmüyorsun. Gideceğiz beyler, hep beraber gideceğiz. Komutanım. Bakın iyi gözükmüyorsunuz. Siz burada kalın, biz gidelim. Vakit kaybedemeyiz. Ben de sizle geleceğim. Son nefesime kadar beraber mücadele edeceğiz. Sen merak etme komutanım. Biz sana nefes oluruz. Hadi beyler. Atlatacak. Yavuz çok güçlüdür. Bunu da atlatacak. Tamam mı? İnşallah öyle. İnşallah. Popok. Popok. Durdum. Oğlum, bir otur şuraya, başım döndü. Bir dur. Usta ya işe yaramadıysa, ya komutanım idiyse? Bir bırakmadınız ki ben de gideydim. Merak etme kopuk. Yanında aslan gibi timi var. Onlar halleder. Usta halleder halletmesine de. Bu iş böyle olmuyor ki. Benim aklım hep komutanımda kalıyor. Bir salın usta beni. O ne demek öyle? Yani ayrı gayrı koymayın komutanımdan. Ben de döneyim askere. Ben de katılayım Yavuz komutanımın temine. O iş öyle kolay mı? Biz burada oyun mu oynuyoruz? Niye usta? Herkese tek tuşta ayarlıyor. Bize gelince mi zor oluyor? Usta, sen ayarlarsın bir şeyler. Tövbe tövbe. Diyelim ayarladık. Bu kafayla nasıl geçeceksin o testleri? Hı? Senin gibi deliği ne yapsınlar? O keşanlı delisini ne yapıyorlarsa beni de yaparlar usta bir şey. Bak zaten tutuğum o herife. Vallahi bak. Kopuk, koptun yine. Usta, bak sen şu işi ayarla. Ben o testlerden geçmezsem bana da kopuk demesinler. Ha? Bir he desen usta. Ayrı gayrı koyma komutanından beni usta. Peki o testleri geçemezsen ne yapacaksın? Geçeceğim usta. Bak eğer geçemezsem söz veriyorum bir daha bu konuyu açmayacağım. Şeref sözü. Sen ayarlayacak mısın usta? Tamam bakarız. Bir şeyler ayarlarız. Allah be! Dur. Ustam benim be! Dur oğlum. Dur. Tamam. Ölmüş mü? Hak ettiğini buldu bir alçak daha. İlaç onu öğrenmişler mi? Güzel. Bu iyi haber işte. Allah yardımcılar olsun. Ne oluyor, haber mi var? Dragan ölmüş. Kaçmaya çalışırken bataklıkta boğulmuş. Layığını bulmuş usta, az bile olmuş. İlacı bulmuşlar mı?
Dragan bir mekanında saklıyormuş. Yerini öğrenip yola çıkmışlar. Oh. Şükürler olsun. Umarım işe yarar. Yavuz hiç iyi değildi. Yarayacak usta. Yarayacak. Bak sen gör. Yavuz komutanı bırakmayacak bize. Hadi otur artık. He?